Evet millet, bir video paylaştım. Mesh 200 diye kastettiğim motorum benim bildiğiniz 2019 yılında aldığım Mesh 125'imin. Biradere verdiydim ben bunu, biradere aldıydım. Bir müddet kullandıydı, sonra ona başka motor aldık. Bunu tekrar ben geri aldım. Bunu satmadım çünkü bundaki makine bir G6 değil, G7. Biraz daha değişik, biraz daha normal G6'lara göre performansı bir tık daha iyi olan bir makineye sahiptir bu Mesh 125'ler bu arada. İşte abim sağa düşürmüş, sola düşürmüş falan. Hadi dedim şunu biraz toparlayayım. Bilmiyorum fark ediyor musunuz ama bakın şuralar metalik boyadır. Kendim boyadım. Marsh Biel bu ve şu. Metalik jantları metaliğe boyadım. Görünür mü anlaşılır mı bilmiyorum ama ön arka jantı. Böyle sele kılıfını kendim yaptım. Yeniledim. Gayet güzel oldu. Tertemiz motor oldu. Sonra dedim ki bunun arka amortisörleri biraz yüksek meşlerin orijinalden. Bir de bunun dedim makineyi güçlendireyim ama güçlendirmeden evvel lastiklerini yeniledim. Lastiklerini yenilemişten arkaya orijinalinden bir kalın lastik aldım. Taş girmiş bu arada. 140-60-13. Yani orijinali 130, ben 140 lastik koydum. 140 lastik koyunca tabii ki de arka biraz daha yükselmiş oldu. Dedim ki ben buna başka bir amortisör koyayım. Zaten biraz sertti, biraz daha yumuşak olsun. Arkaya buna uygun orijinalinden bir santim kısa sarı renkli bir çift amortisör boyunca gözüme hoş göründü böyle. Hadi dedim bunda bir bütünlük olsun. Çanta demirini sarıya boyadım. Şu ayaklığın içindeki şuradaki ızgaraları sarıya boyadım. Bu öndeki şu arkadaki ızgaraları sarıya boyadım. Bence güzel bir bütünlük oldu. Güzel bir görseli olmuş oldu. Kawasaki ön cam koyuyorum ben motorlarıma. Bunu soruyorlar bana hep. Yani bu böyle direkt koyulmuyor arkadaşlar. Bunu ben deliyorum. Hortumla arayı besliyorum, altından besliyorum. Yani el işçiliğiyle takılan bir cam, orijinal gibi takılan bir cam değil. Böyle bir cam koydum. İşte lastikleri, temizliği, sele kılıfı, boyası falan, işte ön camı. Ondan sonra dedim şuna bir de Rossi RS dijital saati bağlayayım. Bu dijital saat, bildiğiniz Rossi RS dijital saati. Bunu da altak yapamıyorsunuz. Bu da el işçiliği isteyen bir şey. Yani bir başkasını çok uğraştıran bir şey. Kolay kolay yapabileceğini sanmıyorum. Ya her elbet daha iyisini de yapanlar olur ama hani Mehmet abi al bunu tak değil yani arkadaşlar. Bu Rossi RS dijital kilometre saatidir. Şansıma yine Rossi RS'teki gibi hız ölçeri GPS'le birebir çıktı. En ufak bir sapması yok. Yani GPS 100 ise bu gösterge de 100. Tek eksik tarafı ne? Şöyle çalıştırayım. Şu gördüğünüz devir saati yarım çalışıyor arkadaşlar. Yani burada 4000 devirde göründüğü zaman bu motor aslında 4000 değil, o esnada 8000 devirde. Ha, sarıya bütünlük olarak bir de şu sarı korna ve marş butonunu koydum arkadaşlar. Öyle bir şey yapmış oldum. Tabii gelelim makineye. Şimdi bu makinelere, bunda 61 mm silindir piston var. Hiçbir G6 veya G7 61 mm orijinal olarak takılmaz. Bunun için, çünkü 61 mm'in silindirin bloğa giren eteğinin genişliği bloğun orijinal deliğinden büyüktür. Bunun için bir aparat yapmıştık daha evvel. Ahmet kardeşim yaptıydı bunu. Bu aparatla şöyle araya sokayım. İzlerken bir taraftan konuşurum. Bu aparat sayesinde bloğun yuvası genişletiliyor ki 61 veya 63 mm silindirleri bu bloğa sığdırabilirim. O şekilde bu motoru teknik olarak 169 cc'ye modifiye etmiş oldum tabii ki de. Yani 160 bu motor şu anda 125 değil, 169 cc. Silindir kapağı orijinal çünkü Mesh 125'lerin silindir kapak, yani swap büyüklükleri zaten 150 cc, 150 kapak büyüklüğünde. Yani Mesh 125'lerin biraz da performansı o yüzden yüksektir. Ekstra bir kapağa ihtiyacı yok dolaylı olarak. Mesela bundan önce ben buna bir 61 piston koydum. Ama sıkıştırma oranı çok yüksek olduğu için çok hayvan gibi gitti. Yani şu ankinden çok daha fena gitti. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin en performanslı 150 cc motorları nedir? MX 155, bir de Xcenter 150. Mesela Xcenter 150 çok rahat bir şekilde bütün MX 155'leri, orijinal bir Xcenter, orijinal bir MX 155'i rahat bir şekilde geçebilir. İğmelenmede de, top speed'te de. Bu motor o şekilde yaptığımda Xcenter'ı düz yolda beraber iğmelendi. Rampa yukarı beraber çıktı. Rampa aşağı, hatta düz yolda yine Xcenter'ı rahat bir şekilde geçebilir hale geldi. Rampa aşağı zaten hiç aynada görünmedi Xcenter. O derece performanslı oldu ama sebebi 61 pistondan ziyade şeydi, sıkıştırma oranı çok yüksek yapmış olmamdı. Tabii ki de çok dayanmadı. 1000-1500 km sonra segmanı kırdım. Yani kırmadım da zedelendi, yağ yakmaya başladı. Ben bu sefer ikinciye yine 61 yaptım ama bu sefer Tayvan malzeme kullandım.
Bir de silindir kapağını oyarak sıkıştırma oranını bir miktar düşürdüm. Yani gücünü biraz daha düşürerek yaptım ki bir daha patlamasın, daha uzun ömürlü olsun diye. Motora 200 cc bir enjektör koydum arkadaşlar. Bir enjektör uydurdum yani. Silindir hacmine göre bir tatlı fazla olduğu için bakın burada açık hava filtresi var. Açık hava filtresiyle destekledim bunu. Motor zengine düşmesin diye. Tabi malzeme girişini rahatlattıktan sonra malzeme çıkışını da rahatlatmak icap eder. Ha gel gelelim. Orijinal olarak ayarladığım oksijen sensör yuvalı normal egzozu da var mı motorumun? Evet, var. Kısaca arkadaşlar, o videosunu paylaştığım motor bu motor. Bu motor bir Mesh 125. Fakat benim elimden geçmiş bir Mesh 125. Performansı bir 169 cc kadar. Hani şey değil. 170 cc'ye göre muhteşem gidiyor değil. Yani sonuçta bir 150 cc'den sadece 20 cc fazlası var aslında. Ama tatmin ediyor mu? Her türlü ediyor. Yani MX 155'te yarışıyor muyum? Yarışıyorum. Xcenter rampa yukarı beni geçer. Rampa aşağı ben Xcenter'ı geçerim. Şu anki haliyle. Ama piyasadaki diğer 125-150 cc bütün motorları, hani FCX 125'miş, FCX 150'ymiş, ne bileyim SYM 125'miş, bilmem ne 150'ymiş, hepsini rahat bir şekilde tokatlayabilecek bir konuma geldi. Neyse, hani bunda da söylemek istediklerim bunlardı. Sırf bu yüzden şu motorla ilgili küçük bir kayıt alayım istedim. Bana mesela bir de şey soruyorlar, onu da söylemiş olayım işte. Abi biz motorumuza 61 mm silindir kit takamayız mı? Ya direkt takamazsınız arkadaşlar. Yani o az önce geride gösterdiğim gibi bloğun ekstradan açılıp yontulması gerekir. Bir de ben normal şartlarda 61 mm silindiri, 61 veya 63'ü kolay kolay kimseye tavsiye etmem. Makineniz uzun ömürlü olmayabilir. Bu bir G6 değil, G7 olduğu için, yani bunun gram kalitesi çok daha kaliteli olduğu için bir G6'dan. O sebepten bu motordan yana kafam rahat. Eğer bir mas sahibiyseniz, benim gibi manyaksanız, siz de böyle 169 cc yapabilirsiniz. Ama bir Aurora Verano sahibiyseniz, ne bileyim bilmem ne 150 veya 125 sahibiyseniz, sizlere 61 mm silindir piston takmanızı önermiyorum. İzlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.